İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı yeni bir emir imzaladı. Artsak'taki çeşitli müzelerden tahliye edilen eserler güvenli bir yerde. Ber şehrinde bir tuma ofisi açıldı. Azerbaycan kendi kontrolündeki bölgelerde bulunan anıtların uluslararası komitece izlenmesini engelliyor. Batı Ermenistan'daki Mardin şehrinin son Ermenileri bugün Mahermi Gırdıçan'ı anma günü. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Vahar Şagar Dünyan 21 Aralık'ta gönüllülere silah tedariki ve saklanması kurallarına ve gönüllülerin seferber edilmesine ilişkin anlaşma modelini tanımlayan yeni bir emir imzaladı. Emir 4 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. 1. Bu kurala uygun olarak gönüllülerin eğitimi çerçevesinde bunlar için gerekli olan silah ve mühimmatın sağlanması ve muhafaza edilmesine bağlı tüm ilişkiler düzenlenmektedir. 2. Savunma Kanununa göre gönüllü askeri birliklerin kurulması halinde gerekli silah ve mühimmat ilgili bölge idaresi, Yerevan Belediyesi tarafından sunulan başvuruya ve Silahlı Kuvvetler Dairesi tarafından imzalanan irsaliyeye dayanarak Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'nın ilgili üstünden polisin bölgesel birimine tahsis edilir. İrsaliye 3 nüshadan oluşmaktadır. Bir nüshası Silahlı Kuvvetler Silahlanma Dairesi'nde, ikincisi Silahlı Kuvvetler Merkez Üstünde, üçüncüsü Bölge Emniyet Müdürlüğü'nde korunmaktadır. 3. Gönüllü Askeri Birimin komutanı, ilgili polis tarafından silah numaraları ve miktarı önceden kaydedilen bir faturayla birlikte polisin bölge alt bölümünden silah ve cephaneyi almaktadır. Silahlar ve mühimmat, ilgili Gönüllü Askeri Birimin bulunduğu yere, ilgili bölge idaresi, Yerevan Belediyesi, güçleri tarafından taşınmakta ve nakliye sırasında gerekli güvenlik önlemleri uygulamaktadır. 4. Gönüllü Askeri Birliğin komutanı alınan silah mühimmatı ek bülten ile gönüllü askerlere kullanmak üzere aktarır. Notlar okunaklı ve düzgün yazılı mavi mürekkepli kalemle yapılır. Kanunun tamamı web sitemizde mevcuttur. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Yardımcısı Narine Haçaturyan'ın Armin Press muhabiriyle yaptığı görüşmede Azerbaycan'ın Artsak'a karşı başlattığı savaşın ardından Artsak'tan Bertzor ve Stepanager Jeoloji Müzelerinin, Şuşi'nin Halı Fabrikası'nın, Digranagert Arkeoloji Müzesi'nin eserlerinin taşınarak artık güvenli bir yerde saklanmakta olduğunu ifade etti. Haçaturyan, Arçak Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Lusine yana eserleri kurtarmak amacıyla Rus tarafına başvurması teklif ettiğini ancak bu görüşmenin henüz başlamadığını vurguladı. Arçak'ın kültür merkezi olan Şuşi'de dört devlet ve iki özel müze var ve sadece halı müzesinin eserlerinin tahliye edildiğini hatırlatalım. Yaratıcı Teknolojiler Merkezi TUMO'dan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Amudi işbirliği çerçevesinde Tavuş bölgesinin sınıra yakın Berç şehrinde 2. TUMO ofisi 28 Aralık'ta açıldı. Açılış törenine TUMO ve TUMO ofisi sponsorları Bileşim Bakanı Hagop Arşakyan, Tavuş Valisi Hayk Çobanyan, Ermenistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Nerses Yeritsyan, TUMO mezunları ve TUMO Tavuş Ofisi'nin öğrencileri katıldı. TUMO Box projesinin amacı TUMO müfredatını küçük topluluklardaki genç insanlar için erişilebilir kılmaktır. Bu küçük ama teknik olarak donatılmış bir mini TUMO. Öğrenciler Tumo eğitim programının bir parçası olan kendi kendine çalışma aşaması ofiste gerçekleşecek ve pratik kurslar için Tumo Dilicana yönlendirilecek. Her Tumo ofisi teknoloji ve tasarım alanlarında yılda yaklaşık 320 genci eğitme fırsatı sunacak. Box, Tumo'nun ana programına ek olarak diğer eğitim programları için sabah saatlerinde kullanılabilir. Azerbaycan'ın Arsak'a karşı başlattığı düşmanlıklar neticesinde Ermeniler için önemli olan çok sayıda Ermeni manevi ve kültür eserleri düşmanın kontrolüne geçti. UNESCO bu bölgelere uluslararası gözlemcilerden oluşan bir komite göndermeye çalıştı ancak Azerbaycan reddetti. Aralık ayında UNESCO artık Arsak'ın kontrolü altında olmayan bölgelere uluslararası gözlemcilerden oluşan bir komite göndermeyi planlamıştı. Komite birkaç Ermeni anıtını gözlemleyecekti. Delegeler Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İtalya'dan olacaktı. Ancak Azerbaycan onlara kendi kontrolü altındaki bölgelere girmelerini yasakladı. Azerbaycan bunun hakkında herhangi bir açıklama yapmıyor. Mardin kenti fiziki görünüm olarak yüksek tepenin üstünde Masis savaş kalesine dayanmaktadır. En yüksek noktasında kalesi yer almaktadır. Mardin dört mevsimi de birbirinden güzel olan bir kenttir. Eski çağlarda oldukça hareketli bir geçmişi olduğu bilinen şehir, kısa aralıklarla çeşitli birimlerin yönetim dönemlerini yaşamıştır. Sırasıyla Arşakuniler, Persler, Dikranlılar, Romalılar, Bizanslılar. Milattan sonra 640'ta Arap İslam ordusu Hamdaniler, Milattan sonra 873'te Mervaniler, Büyük Selçuklular ve onların ardından 1109'da Artukoğulları uzun bir süre bu bölgeye egemen olmuşlardır. Mardin'in Osmanlı egemenliğine girişi 1517 yılıdır. Tarihlerden anlaşıldığı gibi Hristiyanlığın Mezopotamya'ya girişi eskilere dayanmaktadır. Mezopotamya halkları Ermeniler, Bartevler, Marlar ve başkaları Hristiyanlığa inandılar. İskenderiyeli Dionysos ise benim yaşadığım çağda Mezopotamya'da kiliseler gördüm der. Kendisi 4. yüzyıl başlarında Mezopotamya'da yaşamıştır. Gerçekten de Mardin'de İslamcı akımlardan çok daha önce eski kiliselere rastlanmaktadır. Bunlardan biri de 4. yüzyıl sonlarında inşa edilmiş Surp Krikorlu Kilisesidir. Halkın Ermeni kısmı dini adamlarına ve kiliselerine sadık kalmışlardır. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Maher Megırtçan 1930'da Gümrü'de doğdu. Babası Aslen Muşlu, annesi Vanlı'dır. 1945-1946'da Mravyan Tiyatrosu'na bağlı stüdyoda okudu. Mezun olduktan sonra 1947'de aynı tiyatronun ana grubuna dahil oldu. 1951-1956'da Yerevan Devlet Güzel Sanatlar ve Tiyatro Enstitüsü'nde Vahar Vaharşya'nın başkanlığında okudu. 1956'da Gabriel Sundukyan adlı Ulusal Akademik Tiyatrosu'na geçti. 1959'da yönetmen Hamas Martirosyan onu 0199 adlı kısa metrajlı bir filmde başrol oynamaya davet etti. Mıher seyircinin hala unutamadığı şirin bir karakter yarattı. Büyük ustalığı, karaktere ulusal bir yüz verebilme yeteneği, beyaz perdenin gerçek hissi ve diğer birçok özellik Mıhır Mıgırdıçan'ın sinematografinin orijinal isimleri arasında yer almasını sağladı. Tüm özellikler orkestranın çocuklarında Arsen, Üçgende Gaspar, Biz ve Dağlarımızda İşhan, Babada Hayrik, Nahabette Amiro, Gökten Bir Parçada Krikor Hatabala'da İsa'yı adlı rollerinde mükemmel bir şekilde ifade edildi. Kafkasya'nın esiri, Aybolit 66, Mimino, Ali Baba ve Kırk Haramileri gibi filmlerde rol aldı. Oynadığı rolleriyle Sovyetler Birliği'nin yüksek devlet ödülleriyle takdir edildi. Mahir Mıgırdıçan 29 Aralık 1993'te öldü. Komidas adlı ünlüler pantheonuna defnedildi. Yerevan'da onun adını taşıyan bir tiyatro var. Mahir Mıgırdıçan Müzesi günümüzde Gümrü'de faaliyet göstermektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gegard adlı topluluğun seslendirdiği Sareri Manemegel halk şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.